Bir adli bilişim uzmanı olarak şunu söylemek isterim. Bir internet sitesine girdiğinizde internet sitesinin başında http yazar. Bu güvenli olmayan bir site demektir. Yani SSL sertifikası denen e, bazı durumlar var. Bu SSL sertifikaları şu demek. Bu site güvenli. Bu siteden herhangi bir alışveriş yaptığında üçüncü kişiler bu senin yaptığın alışverişe erişemez demek. SSL'in açılımı Türkçe açılımı bu. Vatandaşlar internet sitesine girdiklerinde internet sitesinin başına httpc en sonunda s olması gerekiyor. Zaten e, tarayıcılarda arama motorlarında o yeşil olarak çıkar. HTTPS'de yeşil olarak çıkar. Bu güvenli bir site demektir. Ama tama, tam anlamıyla da bu siteye girdiğinizde bunu gördüğünüzde e, buradan tamam ben alışveriş yaparım dememeniz gerekiyor. En önemli e, olaylardan biri de insanın dikkati. Girdiğiniz sitenin lütfen adresine e, dikkat edin. Dediğimiz gibi farklı kelime oyunlarıyla bir sayı ekleyerek aynı sitenin klonu açılıyor. Ve daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi kendi nitelikli dolanıcılık yaparak kendi hesaplarına bu paraları transfer ediyorlar. Ve kullandıkları hesap kiralık ise ki kiralık ise kesinlikle kara para akışında bir yeri vardır. Bu hesaba vatandaş para attığında kara para trafiğine takılmış oluyor. Ve bir soruşturma ki başlatılıyor elbet başlatılıyor. Bu soruşturma başlatıldığında aslında yaz tatilini değerlendirmek için bir yerlere gitmek isteyen vatandaşlar kara para akışının trafiğinde sanık olarak soruşturma dosyalarında yer alıyorlar. Vatandaşlarımız internet sitesinde, internet aleminde Google'da bir tatil yeri ararken, bir otel ararken internet sitesinin adreslerine dikkat etmeleri gerekiyor. Herhangi bir şekilde kelime fazlalığı veya işte sayı olduğunda bilin ki bu dolandırıcılar tarafından oluşturulmuş klon bir sitedir. O nedenle e, Google aramalarımızı e, yaparken daha temkinli olmamız gerekiyor. Dediğim kurallara e, rivayet etmemiz gerekiyor. Ve internet en önemlisi zaten dolandırıcılar bundan faydalanıyor. Dikkatimizi vererek girdiğimiz internet sitesinin orijinal olup olmadığını zaten kendimiz de anlayabiliriz. Az önce bahsettiğim gibi iki U ekleyerek klon e, site yapıp sizi dolandırabilirler. Ama siz internet sitesinin adresine baktığınızda diğer U'yu görüp burası e, dolandırıcıların ...yapmış olduğu klon site diye girmekten vazgeçip dolandırılmanın önüne geçmiş olursunuz. Bu sitelere girdiklerinde, girdiklerinde tabii ki dolandırıcıların canlı destek sistemleri veya herhangi bir destek sistemleri oluyor. Bu sistemlerle iletişime geçildiğinde dolandırıcılar e, ne, ne kadar alırsak kârdır mantığıyla... ...vatandaşlardan öncelikle işte e, otellerde yer dolu e, veya daha fazla hızlı rezervasyonlarımız var bir yoğunluk var e, bahaneleriyle birlikte vatandaşlardan otele gitmeden veya tatil yerine gitmeden önce belli bir miktar kapora almaktadırlar. Bu da bu kapora da az önce bahsetmiş olduğumuz gibi kara para akışı trafiğinde kullanılan hesaba gidebilir.